Bu Sağlık Bakanlığı'nın sahibi olduğu, daha doğrusu yürütücüsü olduğu bir araştırma. Türkiye'de kanser vakalarının sık görüldüğü Ergene Havzası'ndaki Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne iliyle Kocaeli ilinin ve Antalya'nın çevresel kirleticiler, özellikle kansere neden olan çevresel kirleticiler açısından değerlendirmesinin yapıldığı, araştırıldığı. Bu kirleticilerin gerek toprakta, gerek havada, yeraltı, yerüstü sularında, akarsularda, Marmara Denizi'nde, Marmara Denizi'nde yaşayan canlılarda vesaire. Geniş ölçekte bakıldığında kanser vakalarının sık görülmesi ile bu çevresel ortamlarda bulunan kirleticiler arasında bir bağ var mı, bağlantı var mı? Bunun araştırıldığı bir çalışma idi. Çalışmadan elde edilen bulgular bu 5 ilde, özellikle Kocaeli ve Ergene Havzası'ndaki illerden söz ediyorum, 4 ilden pardon, yaygın bir çevre kirlenmesi olduğunu, bu çevre kirlenmesinin sularda önem arz ettiğini, Ergene Havzası'ndaki 3 ilde, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de ve Kocaeli'nde yıllardır süregelen endüstriyel faaliyetlerin su varlıklarında özellikle ağır metal kirlenmesine, ciddi bir ağır metal kirlenmesine neden olduğunu, bazı bölgelerdeki suların bu kirlenme nedeniyle içilemez durumda olduğunu gösterdi. Ben bu projenin içerisinde yer alan akademisyenlerden biriydim. Projeden 2016 yılında çıkarıldım ben. Bir barış akademisyeniyim ve o barış bildirisini attım imzadan sonraki süreçte hem üniversitedeki görevlerimden ve daha sonra da üniversiteden öğretim üyeliği görevimden çıkarıldım. Projenin saha çalışmalarının bitişinden bu yana 3,5 yıl geçti. Yani bu zaman zarfında Sağlık Bakanlığı herhangi bir önlem almadığı, ara rapor açıklamadığı, yaygın çevre kirliliğinin insan sağlığına zarar verdiğinin tespit edilmiş olmasına rağmen bu araştırmada bir önlem raporu yazmadığı, bir acil halk sağlığı açısından, koruma açısından bir acil eylem planı ortaya koymadı. Yani bunların hiçbirisi yapılmadı. Hem benim izlenimlerim hem de projenin sonrasındaki süreçteki hani durumlarında nasıl oldu, nereye gitti, o bağlamda gözlemlerinden kaynaklanıyor. Ya tabii bu kadar önemli bir çalışmanın hem sonuçlarının gizlenmesi ama aynı zamanda da herhangi bir önlem alınmamasından duyduğum rahatsızlık nedeniyle bu açıklamayı yaptım. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçen Nisan ayında 4 tane yazısı yazarak hem projeden hem de içeriğinden kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladım. Yani şimdi Avrupa Birliği'nin de hani her şey toz pembe değil. Orada da çok ciddi yaygın kirlilik olan ülkeler var. Mesela Almanya dünyadaki su varlıkları kimyasal maddelerle en kirli ülkelerden bir tanesi. Ama orada da benzeri çalışmalar yapılır. Yani bu proje sadece sorun tespiti için yapılmadı. Aslında biz Ergene Havzası'nı nasıl temizleyeceğiz? O bölgedeki bu yaygın kirlilik sorunu nasıl çözeceğiz diye böyle bir soruyla yola çıkmış olsak bu araştırma projesindeki bilgilere ihtiyaç var. Çünkü nehrin hangi noktada kurşunla kirlendiğini, hangi yerleşim bölgelerinde arsenik, alüminyum kirliliği olduğunu söylüyor. Bu yaygın tarımsal kimyasal kullanımının yol açtığı kirliliğin hangi önlemlerle çözebileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla sadece halk sağlığı açısından bir probleme işaret etmiyor bu projenin sonuçları. Aynı zamanda bu yaygın kirliliği nasıl çözeceğimizi de söylüyor. Şimdi tabii Avrupa'ya kıyasla diyorum. Yani Avrupa'ya da her şey dediğim gibi yolunda gitmiyor. Ama Avrupa'ya kıyasla ülkemizde en azından bu tip araştırma projelerine hani geçtim bir önlem alınsın, sonrasında bir şeyler yapılsın. İçinde olduğumuz siyasal şartlarda yapılması bile artık bence çok mümkün görünmüyor. Avrupa Birliği'nin yürüttüğü bir proje var. 2016'da yayınladığı ve sadece pestisitlerle ilgili, yani tarımda kullanılan tarım zehirleriyle ilgili bir proje. Üye ülkelerin tamamında yaklaşık 84 bin mesela gıda maddesi analizi yapıldı. Ve projenin bütün sonuçları 130 sayfalık bir raporla açıklandı. Burada da aslında yani ilgili kamu kurumlarına, meslek örgütlerine, bu alanda çalışan akademiklere, yurttaşlara devletin bir kere bir doğru bilgi verme sorumluluğu var, mecburiyeti var. Hem onun ihlal edildiğini düşünüyorum, hem de özellikle önlem alma, sorunları çözme bağlamında herhangi bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Aslında yaptıkları tek şey bana dava açmak oldu. Yani. Yani bir kere şunu söyleyebilirim, ekolojik ortamın ya da çevrenin çok ağır bir şekilde kirletildiği durumlarda
ne yediğimiz gıdalar ne de içtiğimiz su olması gereken, yani sağlığa uygun özelliklere, niteliklere ne yazık ki sahip olmuyor. Dolayısıyla yani bu buradaki dava, bana açılan dava, hani ben bu davadan bir şekilde bitecek, bir nihayet erecek. Ama şu anda bile, yani şu an içinde olduğumuz şartlarda, şu zamanda bile oradaki kirlilik devam ediyor. Bir takım kirli suları insanlar içiyor. Sağlığa zarar verecek bir takım kimyasal maddelerle kirletilmiş gıdalar yenilmeye devam ediyor. Dolayısıyla yani şöyle bakmalıyız. Biz bu sorunları nasıl çözeceğiz? Şimdi çözecek olan kamu kurumlarıdır. İşte üniversitelerdir, akademik kurumlardır. Çözüm sağlayacak. Fakat onların bu kadar sessizleştiği, sindiği ya da görevini yapmadığı bir durumda tek tek yurttaşlara, hepimize, annelere, babalara, çünkü bu projenin araştırmanın sonuçları gösteriyor ki çocuk sağlığına en büyük zarar söz konusu. Hepimizin el birliğiyle kafa yormamız gerekiyor. Yani bu dava biter ama bu mesele devam edecek. Yani ben bu davadan beraat ettiğimi düşünelim. Ne olacak bu? Yani mesele çözülmüş mü olacak? Hayır. Kesinlikle bu tip kirlilik sorunlarının, yani yaygın kirlilik sorunlarının, gerek tarım gerek endüstriyel faaliyetler, gerekse işte HES'ler, jeotermal enerji yatırımları, hani bunların yol açtığı ekolojik tahribatın, yıkımın nihayetinde hepimizin akşam yedime oturduğumuzda soframıza geldiğini düşünebiliyor, anlayabiliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.